insan kaynağı konusunda klasikleşmiş cümleler var işte. Eğitim çok önemli, işte kendini geliştirmek çok önemli. Yani bunları telaffuz edip tekrar öne çıkarmanın bence çok bir esprisi yok artık. Herkes bu durumun hassasiyetinin bilincinde. Herkes belli bir eğitimi en azından atlamak zorunda olduğuna vakıf ama eğitimden ziyade insanların kendi kişiliklerinin daha önemli olduğu kanaatindeyim. Sosyal bağlarını nasıl kuruyorlar? İşte aileleriyle olan yapıları, ilişkileri, sosyal hayattaki pozisyonları, sosyal hayattaki özgüvenleri, bunlar artık eğitimden bir tık daha önde. Biraz önce bahsettim. Bizim endüstrimize özellikle söylüyorum bunu. Yani maalesef işte kağıtçılık adı altında bir eğitim sistemimiz yok. Her aldığınız arkadaşı, her aldığınız genci yetiştirmek zorundasınız. Yani biz burada insanları alıyoruz. En az 3 yıl, 4 yıl, belki 5 yıl emek ediyoruz, eğitiyoruz. Sizin verdiğiniz o bilgileri kullanabilme, o bilgileri geliştirebilme yeteneği bence aldığı eğitimden daha önemli. Ben ona biraz daha çok dikkat ediyorum. Yani eğitim benim için esasında ikinci sırada diyebilirim bu anlamda. Ya bir işletmenin tabii ki bana göre diyeyim temel taşı tabii ki insandır, insan gücüdür, personeldir. Ben çalışma arkadaşlarımla bu tip konuşmaları yaparken hep şunu söylüyorum. İşte genelde işte bir ekip tabiri kullanılıyor ama ben o ekip tabirini çok sevmiyorum. Ben bütün çalışma arkadaşlarına şunu söylüyorum. Biz bir aileyiz. Aile gibi davranmak zorundayız. Her ailede sıkıntılar olabiliyor. Her ailenin içerisinde anlaşmazlıklar olabiliyor. Ama o aile olabilmenin yakınlığı, o güveni her türlü sıkıntıyı birlikte aşıyor olmanızı beraberinde getiriyor. Şimdi düşündüğünüz zaman iş yerine gelen arkadaşımız 8 saat, 10 saatini burada geçiriyor. İşte ama işte aile dediği evine döndüğünde işte uyku saatlerini çıktığınızda 3-4 saati ailesiyle beraber geçiriyor. Yani öyle düşündüğün zaman yani gerçek aile bana göre bu iş yerindeki aile. Ekmeğimizin kaynağı işte 10 saat insanlarla birliktesiniz. İşte meslek sırrından bahsediyorsunuz. Ben akşam eve döndüğüm zaman eşime işimle ilgili hiçbir şeyi anlatmıyorum. Her sorduğunda da hep aynı şeyleri yaptığımı bahsediyorum. O da her gün aynı şeylerin olmayacağını söylüyor. Ama iş yerine geldiğiniz zaman iş yeriyle ilgili her şeyi ekip arkadaşlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Özel hayatınızla ilgili sıkıntılar konuşabiliyorsunuz. Yani bu ortamı sağlayabilmek, çalışanlarla bu bağı kurabilmek benim için çok önemli. Mümkün olduğunca da bu tarzda bir yönetim anlayışı sergilemeye çalışıyoruz. Bir işletmenin uzun ömürlü ve huzurlu bir ortam olması için bu aile ortamını oluşturmak çok önemli. Zaten günümüzde yapılan işte anketlere baktığınız artık çalışanlar bir iş yerinde ne bekliyorsunuz dendiğinde öncelikli olarak huzuru aradıklarını belirtiyorlar. Eğer huzur varsa bir iş yerinde o iş yerine her türlü aidiyet sağlanıyor. Tesisimiz genç bir tesis. Biz 2019 yılında devreye girdik. 2019 yılı bizim için startup yılıydı. İşte devamında 2020 ve 2021 yıllarında yaklaşık 200 bin ton yıl imalat yapıldı. Bu da işte yıllık 250 bin ton yıl geri dönüştürülmüş kağıdı kullandığımız anlamına gelmektedir. Varaka kağıt yaklaşık 1200 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş bir tesis. 110 bin metrekare kapalı alanımız bulunmakta.
İşte yerleşke içerisinde ana üretim tesisimiz var, kağıt üretim tesisimiz. Yine kojen tesisimiz var. Kendi enerjimizi kojen tesisinde üretiyoruz, elektrik ve buharı. Yani saatte 150 ton buhar ve yaklaşık 40 megawatt saatlik elektrik üretim kapasitesine sahibiz. Kojen tesisinde ürettiğimiz elektriğin bir kısmını kendi üretim hattımızda kullanıyoruz. Geri kalan miktarı da ulusal şebekeye veriyoruz. Ulusal şebekeye verirken şunu yapabiliyoruz, bizim kendi kardeş tesislerimiz, örnek vermek gerekirse TÜMOSAN gibi bu tesislere de elektriği biz verebiliyoruz. Ulusal şebekenin böyle bir altyapısı var, böyle bir olanağı var. Yani oradaki tesislerin de yine enerjisini biz sağlamış oluyoruz esasında. Yine aynı şekilde tesisten çıkan suları arıttığımız fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerinden kurulu bir arıtma tesisimiz var. Fabrikamız günde ürettiği kağıt cinslerine bağlı olmakla birlikte 700 ila 900 ton aralığında bir imalat yapabiliyoruz halihazırda. Ham madde olarak %100 geri dönüştürülmüş kağıt kullanıyoruz. Bu da işte günlük 800 ila 1000 ton ham maddeyi işliyoruz anlamına gelmektedir. Kağıtlar ağırlıklı olarak ambalaj sektörüne hitap etmekte. Bununla birlikte işte imitasyon craft dediğimiz, yine torba kağıdı dediğimiz özel kağıt cinslerimiz var. İşte Avrupa'da Yunanistan, İtalya, İngiltere'ye gönderiyoruz. Yine Çin'e ihracatımız var. Tabii bu tamamen dönemsel marketin ihtiyacına göre değişiyor. Ama ağırlıklı olarak iç piyasaya ürünlerimizi sevk ediyoruz. Yurt içindeki işte ambalaj sektörüne ve işte torba kağıdı sektörüne hizmet vermekteyiz. Yaptığımız imalatlarda ağırlıklı olarak ambalaj sektörüne fluting testliner dediğimiz kağıt çeşitlerini veriyoruz. Burada da işte 70 gramla 150 gram arasındaki tüm gramajları sektöre sunabiliyoruz. Öyle bir becerimiz var. Fluting testliner dediğimizde de fluting dediğimiz kağıt kahverengi oluklu kutularında görürsünüz. İçerisindeki oluklu kısma fluting deniyor. Testliner dediğimiz kağıtlarda yine bu ambalaj kutularının iç ve dış yüzeylerinde kullanılan kağıt türleri. Her ikisinde de yine ham maddemiz geri dönüşüm kağıdı. Sadece işte kullanılan bazı kimyasallarla fiziksel kaliteleri birbirinden ayrışıyor. Onun haricinde ham madde olarak dediğim gibi geri dönüşümlü kağıdı kullanıyoruz her ikisinde de.